böreği. Hamuru için 4 su bardağı un, 1 tutam tuz, 3 yemek kaşığı sıvı yağ, aldığı kadar su. İç harcı için 600 gram dana kıyma, 5 adet kuru soğan, 1 yemek kaşığı biber salçası, pul biber. Üzeri için 1 yumurta sarısı, 3 yemek kaşığı sıvı yağ. Hamurları açmak için nişasta. Evet Saniye annem, şimdi kol böreği için hamur yoğuracağız. Kol böreğinin hamurunu yapacağız. Evet. Şimdi ununu koyalım bir önceden. Un, su, tuzdan oluşuyor. Bir de birazcık da yağ koyacaksın, o kadar. Yarım fincan kadar, bir fincan kadar yağ koyacağım. 4 bardak kadar olsun. Ölçüsün şeyi yok. Tepsimize göre yapayım. Bir daha al. Tamam. Tamam. Şimdi tamam. Önceden bir yağ tuzunu koyalım. Tuzu kendiniz kararlısınız. Kimi çok yer tuzlu olur, kimi az tuzsuz olur. Şimdi iç harcı da tuzlu olacak, o yüzden yapmayalım. Ondan yani hani az koyursanız daha iyi olur. Şimdi sıvı yağı koyalım bir yağ. Sıvı yağ lezzet veriyor. Tamam. Şöyle 3 kaşık kadar sıvı yağ. Su koy. Tamam. Nasıl bir kıvam istiyorsun? Çok sert olmayacak. Bu kulak memesi kıvamı. Kulak memesi gibi olacak. Daha güzel açılır öyle. Sen yoğurt annem benim. Ben şimdi 5 tane soğan doğradım. Onun öncesinde de dana kıymamız var. Yarım kilo. Hemen onu koyuyorum. Bir yandan da iç harcına başlayacağım yani. Birazcık su koyuyoruz. Saniye anne de öyle yapıyormuş. Ben de öyle yapıyorum. Öyle çok uğraşmak zorunda kalmıyorsunuz. Onu bir güzel kavurduktan sonra da soğanları ekleyeceğim. Güzel böyle kıymalı harç yapmış olacağız. Çiçek gelmiş bana. Şöyle sonbaharı temsilen hakikaten çok güzel çiçeklerim var. Gerçek gibi değil, yapma gibi ama gerçekten gerçek yapraklar. Hemen yerini alsın. Çok yakıştı be. Çok yakıştı. Tahtam var artık. Artık çiçeklerden gözüküyor. Gözüküyor mu Harun? Çok gözükmüyor değil mi? Biraz yukarı alırız. Buraya böyle yazımı yazayım. Evi ev yapan bayandır. Ya erkek bunu... getirici olur, kadın yapıcı olur. Evet, bence de. Benim bu söylediğim genelde yanlış anlaşılabiliyor. Ben feminist değilim. Yani böyle kadınlar işte en önde koşar bir kadın değilim ama ben güçlü kadın çok seviyorum. Ama bu demek değil ki, yani çok inandığım bir şey var, özlem duyduğum bir şey var. Evde bir reis olmalı ya. Böyle evde bir... ne bileyim, erkek olmalı, erkek erkekliğini, kadın kadınlığını bilmeli. Kadın çalışıyorsa bile bir şekilde böyle nerede duracağını iki tarafta bilmeli. O saygı, sevgi diyorlar ya, ben 3 yıl boyunca illeri gezdim. 50 yıllık bütün evlilikler aynı şeyi söylüyor. Sevgi, saygı, sevgi, saygı. Bu o kadar zor ve elde edilmesi gereken bir şey ki. O yüzden onu korumak lazım bence de. Bitti mi? Şimdi hamurumuz bitti. Bir 10 dakika kadar dinlenecek. Kapatalım. Bu dinlenirken ben de iç harcını hazırlayacağım. Eti koydum, kavruluyor. Soğan hazır. Arka arkaya koyacağız. İstiyorsan burada keyfin yerindeyse otur. Yapabiliyor mi? Ha, yapabiliyorum. Ama ben bir kalkayım da şerbete bakayım. Hadi sen nasıl istersen.
Yağladın mı? Yağlayacağım. Sana şey vereyim. Buyur şekerim. Nişastamızı eleyerek kullanacağız. Çok mu koydun kız? Yok yok. Ha, iyi mi? İyi. Tamam. Sen çok yağlı, çok tuzlu yapmıyorsun. Hayır. Hoşuma gidiyor. Gerçekten böyle çok dikkat ediyorsun. Evet şekerim, bir şeye ihtiyacın var mı başka? Bir de bıçak ihtiyacım var. Bir de bıçak. Hadi bismillah. Tamam. Hadi tamam. Şimdi bezelerimizi yapalım. İstersen bir hatırlatalım. Belki yeni açanlar vardır. Un, su, tuz, 3 kaşık da sıvı yağ koyduğumuz bir hamur elde ettik. İç harç yapılana kadar dinlendi, o kadar. Evet, kulak memesi gibi yumuşaklığı. Haydi bakalım. Şimdi lula şeklinde yapalım. Bezelerimizi bölelim. Herkes de diyecek ki Saniye anne. Buldun Saniye anne, sürekli börek yaptırıyorsun. Ha? Hep başka bir şey bilmiyor mi Saniye anne, börek mi biliyor diyecekler. Ha, vallahi bak. Sağlıklı beslenmiyor mi diyecekler. Saniye anne kendi seçiyor yemeklerini. Böyle şimdi bize aslında uğraştırıcı yemekler seçiyor sağ olsun, böyle size göstermek için. Yoksa senin çok sağlıklı yemeklerin de var, onları da yaparız. Her hafta bizimlesin nasıl olsa. Bezelerimizi hazırlayalım. Nürselciğim, şimdi sağlıklı yinmeyi seçiye millet. Hı hı. Bana gelen haberler hep öyle sağlıklı diye. Ben de mesela ki bu ay ne geçerliyse onu yapıyorum. Her şeyi mevsiminde yapıyorum. Salçalarını yapıyorsun, turşu yapıyorsun. Mevsiminde konservelerin çeşidi vardır, turşuların çeşidi var. Hani bunları değişik değişik yapmam lazım. Sağlıklı yiyecek şeylere çok dikkat edeyim. Kızartma türüne o kadar önem vermeyeyim. Nişastayla açıyorum. Neyle açıyorsun? Nişastayla. Nişastayla. Nişastayla açıyoruz. Sen benim kilerimi beğendin mi? Kilerin görmedim ki. Ha, burayı ha. Beğendim. Eski kilerlerden ha, değil mi? Aynı ama çok iyi. Evet. Eskilere dönersek daha iyi. Eskiden çok böyle tel dolaplar varmış. Evet. Çok aslında faydalı çünkü hava alıyor içindeki her şey. Erkan Şamcı da geliyor biliyorsunuz, bizi sık sık bu konuda uyarıyor. Örtü bile koymuyoruz raflarına. İçindekileri de sık sık böyle havalandırıyoruz. Böceklenmesin diye. Defne yaprağı koyuyoruz içine birçoğunun. Hakikaten tavsiye ediyorum herkese böyle kiler. Şimdi yukamızı açtık. Yukamız biraz ince olacak. Şimdi öze iç harcını döşeyeceğim. Evet, ay ne kadar güzel. Nişasta böyle yapıyor galiba. Tabii tabii nişasta. Ne yapacaksın? Önce harcı mı koyacaksın? Harcı şöyle bir ortasından ikiye böleyeyim. O zaman çok hamur olmayacak. Hayır, bütün sarılsam hamur olur. Evet. Şöyle lula şeklinde sarıyorum. Hakikaten bol iç, az hamur oldu. Üzerine tereyağı mı süreceksin? Fark etmiyor, yumurta sarısından çek ya. Çektire çektire mi koyacaksın? Koyacağım ben şöyle. Biraz içim hamur da. Tamam, İncelsin. Şimdi ortadan başlayalım. Eğer öyle vurursanız biraz daha, daha büyüyor, açılıyor. Daha inceliyor. Muhtemelen 3 tane de falan dolacaktır tepsimiz. Evet. İkiye böldüğün için çok avantajlı tabii oldu. Tabii ikiye bölmezsen bu elde açma. Hamur olur içi, lezzetli olmaz. En çok hangi yöreğinin yemeğini yapmayı seviyorsun?
Şimdi yörenin yemekleri zaten belli. Yörenin yemeklerini değil, her tarafın yemeklerini yapacaksın. Şey, damağına böyle hangisi damağına, güzel geliyorsa değil mi? Tabii, ben de öyle derim. Mesela ki daha bilinmedik yemekler var. Onu yapacaksın ki bilecekler unutulmasın, onu. Değil mi? Unutulmasın, bilecekler. Ama biraz da tabii bu işler kafanı çalıştıracak. Nasıl? Canım böyle hemen ben oradan hazır almışım, yapmışım. Onun hiçbir diğeri yok. Hmm. Kendi kafandan belirleyeceksin, yemeğe çıkaracaksın. Bu da son. Bu son artık. O kadar güzel yoğurmuş ki böyle şey yağ gibi açılıyor vallahi. Maşallah sana. Elin çok iyi. Dur şöyle yoğurayım ben. Nazar değdirdim. Nazar değdirdim getir sana. Bunun kalın tarafını buraya koyalım. Olur. Asıldıkça inceleyecek zaten. Ne yapalım şöyle azıcık yapalım da yer verelim buna. Ama bence sıkıştırma, kes oradan. Sıkıştırmayın. Yoksa pişmez. Evet. Sen de kes. Evet. Ben onu şimdi tavada bir pişiririm. Çok severim, bayılırım. Şimdi yumurta sarısı birazcık da sıvı yağ damlattık. O böyle hem kolay sürülmesini sağlayacak hem de güzel kızartacak. Sıvı yağla yumurta sarısı. Zaten hamurumuzun içi yağlı. Şimdi bizi öğrenciler falan izliyor ya Saniye anne. He. Ne canları çekiyordur ya. He? Allah kolaylık versin. Vallahi. Onlar da öğrensin. Zor bir şey değil. Hazır yufka alsınlar, yapsınlar. Evet. Daha olmazsa. Çok doğru dedin. Hazır yufka dediğimiz de aslında yine kadınlar açıyor. Çok da sağlıklı. Tabii. Hazır yufkayı ben de çok kullanıyorum mutfağımda. Tamam bu şimdi. Şu içi aslında Saniye anneye bıraksaydım tam yetecekti. Şunu ince yaptım, yetmeyecek diye korktum. Korktun. Ben biliyorum yeteceğini ama sen korktun. Dinlemedim. Hadi bakalım. Şimdi 180 derecede önceden ısıttığımız fırına veriyek. Ay çok güzel gözüküyor, çok.